Fremont, Kaliforniya'daki bu dev fabrikada. Motors, otomobil endüstrisinde dev adımlar atıyor. Ve bunu elektrikli bir arabayla yapıyor. Bundan 100 yıl önce arabaların çoğu benzinli değil elektrikliydi. Aslında Henry Ford'un karısı elektrikli araba dışında hiçbir şeyi sürmeyi kabul etmemişti. Çünkü o zamanlar içten yanmalı motorlarda alev ve patlama sesi çok olağan bir şeydi. Ama elektrikli arabalar aynı zamanda ağır ve yavaştı. Sıkıcı bulunup yollardan kayboldular. Artık değil. S modeli spor bir sedan gibi görünüyor olabilir ama benzerlik burada sona eriyor. Bu arabayı olabildiğince hafif ve güçlü yapmak için her şey denenmiş. Çoğu araba çelikten üretilir. Ama bu devasa metal rulolar çelik değil, çok daha hafif alüminyumdan. Çelikten daha pahalı ve işlemesi daha zor. Alüminyumu seçmişler çünkü arabanın gövde ağırlığını neredeyse 100 kilogram azaltıyor. Arabayı daha hızlı ve kullanması daha eğlenceli yapıyor. Bobinler çözülüyor ve süper büyüklükte bir giyotine aktarılıyor. Giyotin onları boş plaka denen paneller şeklinde kesiyor. Şimdi bu düz plakaların preslenip şekillendirilmesi gerekiyor ama alüminyum çelik kadar kolay esnemiyor. Bu da onu bükmeyi ve şekillendirmeyi zorlaştırıyor. Çözümse Kuzey Amerika'daki en büyük hidrolik pres. Bu 7 katlı bina yüksekliğindeki 60 metre uzunluğundaki canavar metali yavaşça büküp şekillendiren 5 baskı makinesinden oluşuyor. Ana pres 1000 tonluk bir güç uyguluyor ve temel şekli yaratıyor. Diğer presler detayları ortaya çıkarıyor. Birlikte her 6 saniyede bir yeni bir gövde paneli üretiyorlar. Parçalar daha sonra montaj kısmına getiriliyor. Kaynak makinelerinin dansının başladığı yere. Dans pistinde kıvılcımlar uçuşmuyor. Alüminyumun erime sıcaklığı düşük. Bu yüzden geleneksel kaynak gövde panellerine zarar verebilirdi. Bunun yerine soğuk metal kaynak dedikleri özel bir teknik kullanıyorlar. Enerjinin sadece onda birini kullanıyor. Ama ayrıca 10 misli daha hızlı. Gövde parçaları bir araya getirildiği zaman bu havadaki taşıyıcı sistem onları boya atölyesine taşıyor. Burada iyi bir şekilde temizleniyorlar. Sonra boyasız kasa renklenmeye başlıyor. Robot kollar gövdenin her santimine astar boya püskürtüyor. Ve son olarak parlak, temiz bir boya. Otomobil kasaları mükemmel şekilde boyandıklarından emin olmak için dikkatlice inceleniyor. Bu aracın süper arabalarla rekabet etmesini umuyor. Ama bunu yapmak için büyük miktarda çekiş gücüne ihtiyacı var. Ve bunu da bu elektrikli motorlar sağlıyor. Her birini üretmek için bir bobin tele ihtiyaçları var. Neredeyse 1 kilometre uzunluğunda. Bakır tel 3 bobin sargısına dönüşüyor. Sonra plastikle etrafı kaplanıyor. Ve bir yuvaya yerleştiriliyor. Bu motorun dış kısmı. Stator deniyor. Ardından rotor denen bu silindiri ortaya yerleştiriyorlar. Dışarıdaki bakır tellerin üzerinden elektrik akımı geçtiğinde dönen bir manyetik alan yaratıyor. Bu da rotorun içinde bir başka manyetik alan oluşturuyor. İki manyetik alan etkileşime girdiğinde rotorun dönmesine yol açıyor. Bu da arabanın tekerleklerini döndürüyor. Bu prensip ilk kez Nikola Tesla tarafından 130 yıl önce keşfedildi. Şirkette onun adını taşıyor. Nikola Tesla gelmiş geçmiş en büyük mucitlerden biri. Modern güç jeneratörünü geliştirdi. Güç dağılımını, X ışınlarını, radyoyu ve uzaktan kontrolü. Modern dünya onun çalışmaları üzerine inşa edildi. Sıra dışı olan sadece motorların tasarımı değil, motorun konduğu yer de sıra dışı. Ya da motorların konduğu yerler. Çünkü bu arabanın iki motoru var. Biri doğrudan ön aksa monte edilirken diğeri arka aksa yerleştiriliyor. Yani geleneksel arabalarda kullanılan mekanik bir aktarım sistemine ihtiyaç yok. Bu da ağırlıktan tasarruf demek. Bu motorlar birlikte 691 beygir güç üretiyor. Bir Porsche 911 Carrera'nın neredeyse iki misli.
Beygir gücü terimi gerçekten de bir beygirin gücünü ifade ediyor. O zamanlar bir motorun gücünü insanların anlayabileceği şekilde ifade etmek için bir ölçüye ihtiyaç duydular. Bir beygir gücü bir madenden çekip çıkarabildiği kömürün ağırlığına denkti. Ve bu araba 700 beygirin çekip çıkarabildiği kömürü tek başına çıkarabilecek güçte. Ama bu araba elektrik olmaksızın bir güce sahip değil. Ve elektrik de onun devasa bataryasından geliyor. Bu lityum iyon pillerin her biri yaklaşık 7000 hücreden oluşuyor. 1200 dB'lik bir güç üretmek için 16 farklı modüle ayrılmış piller. Birlikte bu 7000 hücre 85 kWh elektrik depolayabiliyor. Bunu akıllı telefonunuza bağlasanız 288 bin saat durmaksızın konuşabilirdiniz. Asıl sorun bu bataryanın ağır olması. Ağırlığı yarım ton kadar. Ama pili tabana yerleştirerek arabanın ağırlık merkezini düşürmüşler ve aracın devrilmesini neredeyse imkansız hale getirmişler ve sağlam bir şasi ortaya çıkarmışlar. Aracı daha aerodinamik hale de getiriyor. Bu piller lityumdan yapılıyor. Lityum, hidrojen ve helyumla birlikte evrenin ilk 3 dakikasında ortaya çıkmış bir element. Yani bir bakıma arabanızda büyük patlamadan bir parçayla yolculuk ediyorsunuz. Ana gövde montaj bandında ilerlerken mühendisler ön paneli takıyor. Ön camı, tekerlekleri, koltukları ve kapıları. Tüm bunlar bir F1 ekibininkini andıran gurur verici verimli bir çalışmayla yapılıyor. Tamamlanan arabalar üretim bandından ayrılıyor ve yola çıkmaya hazırlar. Benzinli ve dizel motorlardan farklı olarak elektrikli motorlar elektriği anında dönen bir güce dönüştürüyor. Bu arabanın güç ağırlık oranı ortalama bir yolculuk için çok fazla. Arabanın tüm gücünü devreye sokmak için sürücü ortadaki konsola gidip özel bir mod seçmek zorunda. İsmi de çılgınlık. Çılgınlık modunda gitmek nasıl bir duygu? Otomobil dergisi Drag Times bunu test ediyor. Aman tanrım! Aman tanrım! İşte başlıyoruz. Hayır! Harika! Evet! Aman tanrım! İnanılmaz! Evet!